Selamun aleyküm değerli izleyenler. Bu hafta da ekonomik boyut programıyla karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi bu hafta da ekonominin öne çıkan başlıklarını hocamla birlikte sizler için değerlendireceğiz. Bu hafta hem ekonomik paketteki istihdamla ilgili olan başlıkları konuşacağız. Hem de şirketlerin kriz yapısını hocamla birlikte değerlendireceğiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam geçen hafta reform paketine değindik, başlıklarını değerlendirdik. Ancak bu pakette istihdamla ilgili özellikle konuşmak istiyoruz. Hani istihdamla ilgili ne var? Çünkü işsizlik oranları biliyorsunuz açıklanmıştı önümüzdeki geçen hafta ve yüksek bir oranda gelmişti. Bununla ilgili nasıl tedbirler var? Ve buna işverenler nasıl bakıyor? Bununla ilgili değerlendirmeniz nedir? Şimdi hocam? Geçen hafta hepinize iyi akşamlar diliyorum tekrar. Geçen hafta da bu konuları benzerlerini konuşmuştuk ama o hakikaten Türkiye'nin belki önümüzdeki 5 yılını ve geleceğimizi oluşturacak reform paketi. Çünkü ekonominin düzenlenmesi bizim için önemli. Yani zaten sıkıntı ekonomide. Bağırmalar, çağırmalar, kıyametler hep oradan kopuyor. Ekonomi, vatandaş iyi geçiriyorum, refah düzeyim iyi diyorsa sıkıntı yok. Ekonomi aşağı düşerse, vatandaşın geçim endeksleri düşerse, açlık sınırı artarsa, rakamlar büyürse, vatandaş enflasyondan etkilenirse sıkıntı çıkıyor. Çünkü hepimizin derdi geçinmek. Reform paketinde önemli açıklamalar var. Tabii yorumlayabildiğimiz kadar yorumladık onları da. Bu arada neticede bizim reform paketindeki uygulanabilirliğini tartıştıracak olan kesim sivil toplum kuruluşları. Onlar ne dedi? Biraz da ona bakalım. Bu arada TÜSİAD'dan önemli bir destek geldiğini gördüm. TÜSİAD şunu söylüyor, yeni ekonomi programı yapısal dönüşüm adımlarını attığınız zaman bu açıklamalar hedefleri için çalışmalara bir an önce başlanması gerektiğini söylüyor. Yani çok gecikmeyin diyor TÜSİAD İş Adamları grubu. Biz her türlü desteği vermeye hazırız size diyor bakanlığa ve devlete. Önemli bir açıklamadır bu. Bu yorum iş hayatının bu pakete bakışını destekleyici nitelik geldiğinden piyasaların çok fazla aşırı hareketini engeller. Kurlar artacaktır. Kurlar doğal yapısında artacak. Ona engel yok. Yani aşağı gelir mi gelir. Satış pozisyonuna geldiği zaman gelir. Orası ayrı bir olay. TÜSİAD şöyle diyor. Diyor ki TÜSİAD reform paketimizin özellikle sürdürülebilir olması önemli. Benim hep o kelimeyi altını çizerek kullandığım büyüme hedeflerini ona göre revize etmeniz lazım. Ve küresel rekabet gücü açısından olumlu sonuçlar doğuracak. Bunların da bu sonuçların uygulamaya geçecek noktasında biz desteğe hazırız diyor ki geçen hafta Sayın Bakan Amerika Birleşik Devletleri'nde Dünya Para Fonu'nun da katkıları olan bir zirveye katıldı. Orada hem Türkiye bu paketi anlattı sanayici ve iş adamlarına ve yatırımcı gruplara. Bazı tepkiler de aldı. Malum bizim karşıt bir yayın organımız vardı. Türkiye'yi hiç sevmez o. New York Times. Evet. Gene abuk subuk bir takım şeyler yazmış ki anlamsız, onu birçok kişi de eleştirdi. Onlara itirazları kaldırmak için paketi sundu yatırımcı kesimlere. Yani biz iyi şeyler yapacağız. Buyurun ülkemiz bu vaziyetteyiz dedi. Hatta Trump'la da oturdu bir konuşma yaptı. Tabii bu buraları etkileyen önemli göstergelerden iki tanesinden biri S-400 füzelerinin Rusya'dan alınması tartışmaları. Ki NATO geçen hafta NATO Genel Sekreter Yardımcısı da önemli beyanat verdi. NATO ülkeleri savunma sistemlerinde kendileri bireysel olarak hareket edip istediği sistemi satın alabilirler diye bir beyanat var. Bir yumuşuyor, bir sertleşiyor oradaki beyanat. Amerika ben yaptırım uygularım başkan yardımcısı. Oranın da Şahin ve Güvercin kanadı var ya malum bildiğimiz. Onlar bir takım beyanatlarla geliyor ama Sayın Bakan'ın oradaki Trump'la görüşme yapması bir olumlu hava sezdiriyor. Sanıyorum Sayın bizim Cumhurbaşkanlığı'yla da bir randevu programına doğru gidiyorlar önümüzdeki günlerde. Bu arada tabii bu iş grubunun pakete destek vermesini ben çok önemsiyorum. Yani özellikle hatta paketin içinde geçen hafta konuşamadık onu. Yargı reformu da var. Evet. Yani orası da çok önemli. Yani ekonomik paketin içinde veya yeniden yapılanma paket diye reform derseniz yargıyı da koydular işin içine. Özellikle özgürlükler, temel hak ve özgürlükler, diğer sistemin içinde demokrasi, sosyal kalkınma, yatırım ortamını güçlendirici, hukuksal tedbirlerin alınması, reformlara ivedilikle geçilmesi konusunda destek veriyorlar.
TİKAT Başkanı da, yani Türkiye İş Kadınları Başkanı, ki önemsiyorum ben onu. Önemli iş kadınları var Türkiye'de de. Onlar Hazine ve Maliye Bakanı'nın bu açıklamaların, reform paketinin bu süreçte önümüzdeki irade açısından kuvvetli olması açısından biz de destek vereceğiz diyor. Yine başka bir sivil toplum kuruluşu, önemlidir, MÜSİAD Genel Başkanı da. Diyor ki dönüşüm adımları paketinin ihtiyacı kabuk değişiminin ilk safhası. Bu ilk safha diyor, ikinci safhayı da bekliyoruz peşinden diyor. Bu açıklamaları da biz tekrar bu dönüşüm paketinde gelişmelere vesile olmasını temenni ediyoruz. Biz destekçisiyiz diyor. Aktif olarak iş dünyası temsilcileri olarak önemli beklentilerimiz var yapılandırma konusunda diyor. Bunlar önemli. Artından Türkiye'nin çok büyük kuruluşlarından bir tanesi de olan İstanbul Ticaret Odası. O da önemli bir destek verdi. Reel sektörün beklentilerini karşıladığını söylüyor. Özellikle güçlendirici nitelikte olduğunu söyledi. Bunlar önemli şeyler. Yani iş hayatının çok tepki vermemesi lazım açtığınızda. İş hayatı çünkü istihdam, işte onu konuşacağız. Paket genel anlamda yani, olumlu. Genel anlamda olumlu karşılanıyor. Yani pakette şunu söylüyorlar. Diyorlar ki biz size destek vereceğiz. İşte İSO Başkanı, TOP Başkanı, hepsi diyorlar ki siz bunu yalnız arkasında sürdürülebilir olduğunu durun. Bir an evvel de çabucak ve dilikle hemen geçin işin içine. Bankacılık sisteminde kaynaklarını düzeltin. Özellikle geçici vergilerle bunları destekleyerek hemen kalıcı uygulamalara girin. Ki biz de size o desteği verelim diyorlar. Buradan yine TİM Başkanı devreye girdi. İhracat konusunda özellikle. Bu dinamik ve hızlı atış politika üretebildiğini söyledi. O önemli bir göstergedir. Şunu söyledi. O farklı bir söylemdi bunların içinde. Diyor ki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olduğu için çok çabuk atış yapabiliyoruz, hızlı hareket edebiliyoruz. Bu bizim için bir avantajdır. Lütfen bunu kullanalım diyor. Özellikle bakana yönelik söyledi. Ruhsar Pekçer'e yönelik söyledi. Yani kamuoyundaki beklentileri kıracak olan, çok çabuk hareket edecek olan sizlersiniz. Bavul ticaretten tutun da işte yolcu beraberinde lojistiğe kadar hepsine atıf yaptı. Önemli sıkıntılar var orada. Çünkü 3-5 milyar lira dolar civarında ihracat var. Bunu normale çevirin, bavul ticaretini düzenleyin gibi bir takım şeyleri de önümüze koydu. Bunlar önemli göstergeler. Yani iş kesimi pakete sıcak bakıyorsa doğru sonuç gelecektir inşallah. Bekliyoruz. Çok daha taze 10-15 günlük süreçte kademe kademe gelecek. Evet. Hocam tabii bu arada hayat pahalılığı da devam ediyor. Devam yani ediyor. Bunu da görüyoruz, hissediyoruz. Zamlar özellikle peş peşe geliyor. Paketin içerisinde gıda enflasyonu ile ilgili de bir başlık var. Evet, bununla var. İlgili nasıl bir düzenleme ya da nasıl bir mücadele öngörülüyor? Gıda reformu diye bir başlık açtılar orada. Gıdada fiyatların çok artışını, raftaki fiyatların denetlenebilir olduğunu. Geçen hafta çok enteresan bir şey okumuştum ben. Arjantin'de raftaki mallara bir yıl süreyle zam yapılmaması konusunda devletin aldığı bir tedbir var. Nasıl yaptıklarını bilmiyorum. Çok detayını göremedim. Nasıl denetleyecekler? Raftaki mallara bir yıl süreyle devlet denetimiyle zam yapılmayacak diyor. Arjantin'de enflasyon çok yüksek. Evet. Brezilya, Arjantin, Venezuela berbat vaziyetteler enflasyonda. Onlar alıyorsa bir tedbiri bizim de alabilmemiz lazım. Yani siz üretim tarafından rafı denetleyip özellikle gıda enflasyonunu engelleyici tedbirleri çok dikkatli almanız lazım. Çünkü her programda söyledim. Ben peyniri 20 liraya alıyorsam seneye de 20 liraya almam lazım. 10 liraya alıyorsam 10 liraya, 10 liraya 10,5 liraya, 11 liraya, 15-20 liraya alıyorsam 10 liralık fiyatı %100 artış söylüyor. Geçenlerde gıda enflasyonu fiyatını söyledim. Yaş meyve sebzenin. %70. Şimdi buradan bakarsanız o zaman vatandaş diyor ki sizin bana açıkladığınız 17 enflasyon bu değil. Ben mutfağıma bakarım diyor. Allah'tan biz üretici bir toplumuz. Yani köyümüzde, kırsal kesimde onu bunu ekip kendi domatesimizi, salatalığımızı alıp bir takım şeyleri temin edebiliyoruz. Biraz enflasyonu kurtaracak hep. Ama büyük kentlerde mümkün değil. Yapamazsınız bunları. Zaten nüfusun büyük bir kısmı da büyük kentlerde olduğu için. Türkiye'nin batısını bir alın, kıyı kentlerini bir alın. Nüfusun büyük bir kesimi, kilometrekareye düşen insan sayısı bu tarafta. Kalabalık. Burası tüketiyor, burası üretiyor. Şimdi siz buna mal üreteceksiniz, getireceksiniz. Pahalı verdiğiniz anda bağırıyor vatandaş. Gıda konusunda, gıda reformu konusunda benim beklentilerim hal yasası, sera aşe, hayvancılık, besicilik, et fiyatları, bunların hepsinin organize edilip getirilmesi lazım. Benim sıkıntım gıdada. Evet. Yani marketten ben, hepimiz aynı şeyi yaşıyoruz. Ücretle yaşıyorsunuz. Ücretle. Her yıl ücretinizin belirli bir kısmı gıdadan eriyorsa
O zaman siz geçim endeksinde sıkıntıya düşersiniz. Türkiye'de çok büyük, yani evet, milyonlarca insan asgari ücretle geçiniyor. Aynen. Yani, ve bu zamlar yani, hakikaten insanları tabii çok bayağı yoruyor. Yani çok. Yani evet, genelde zamların yorduğu nokta şu. Ben %70 enflasyon yaşıyorsam, gıdada, sebzede, ben geçinemiyorum. Açlık sınırını 2000 küsür lira yapıyorsunuz. Fakirlik sınırı yani 4 kişilik bir ailede çok önemli rakamlara vurdu. Yani siz eğer bunları denetleyemezseniz sıkıntı büyür. Biz bunları yaşadık. Biz kuyruklarda büyüdük. Kuyruklardan bir şey almaya çalıştık. Gıda reformu özellikle yapısal reformun en önemli ayağı dedi. Ben altını çizdim o kelimenin. Bizim en önemli ayaklarımızdan biri dedi yapısal reformu da gıda reformudur. Evet. Gıda reformu gıda alanında bunu özellikle altını çiziyorum dedi. Yani ben de çizdim altını, bekliyorum şimdi gıda reformunda. Gıda enflasyonu için en önemli yapısal reformumuz tarımda milli birlik projesi olacak dedi. Şimdi bunu işte o zaman halk bekliyor. Bu kapsamlı stratejini de Mayıs ayında tüm kamuoyuyla paylaşacağız dedi. Şimdi önümüzdeki ay mübarek ay. Ramazan ayı. Gıdadaki enflasyonu yaşayacağız, göreceksiniz. Yani vatandaş gözü markette gıda, yani aç kalıyorsunuz akşama kadar, bir ibadet yapıyorsunuz. Akşam sofranızda kaliteli bir ürünle kaç kişi pastırma yiyebiliyor, kaç kişi ne bileyim diğerlerini alabiliyor, et yiyebiliyor, o sofraya ne koyuyor? Evet. Yani bugün o orucu tuttuğunuz zaman akşam da keyifli çoluğunuzla çocuğunuzla iyi bir beslenme sağlayacak bir paranız olması lazım cebinizde. Açlığın kıymetini bilmek lazım. Yani bugün o ibadet bize tok açın halinden anlamaz atasözünü getiriyor. İşte o zaman da markete gidiyorsunuz. Gittiğiniz anda, ya geçen hafta ben şeyi konuştum. Hani her yemesek ölür müyüz? Ölmeyiz. Kuru yemiş fiyatları. Ya aşırı. Yani inanın zorlanmaya ben yani bir belli gelir düzene sahip bir insanım. Bakıyorum ya alayım mı, almayayım mı, bunu yiyeyim mi, yemeyeyim mi tartışması yapmaya başladım. Kesilgemem. Vatandaşın hiçbiri alamıyor bunu. Pazara gittiği zaman çocuk bakar böyle ne alacağınıza. Yani çocuğun imrenir. Biz muzlara şey olarak baktık zamanında. Hani bir yere benim çocukluğumda bir eve muz gidiyorsa derlerdi ki o evde hasta var, ölmek üzere, muz götürüyorlar ona. Yani o kadar önemli bir şeydi. Hastaya muz gidiyor. Beyaz ekmek gidiyorsa hastaya gidiyor derlerdi. Beyaz ekmek. O zaman böyle ama köy ekmek. Bugün muz biberden daha ucuz. Daha ucuz. Yani biber. Yemesek ölmez miyiz? Ölür müyüz? Ölmeyiz biber. Ama yani bir fiyatlarını kontrol edin. Aşırı şeyler. Yani işte 25 gramı diye yazmaya başladılar fiyatlardan alınmasın diye. Yarım kilosu diye yazmaya başladılar. Çünkü 100 lira yazamıyor. Bakıyorum kuru yemişi diyor ki 100 gramı işte şu kadar lira diye yazmaya başlamış. Altına küçük puntolarla yazmışlar. Siz şimdi bunu gıda reformu dediğiniz zaman o süreci altyapılarla desteklemeniz lazım. Burada pansuman tedbir olmaz gıdada. Yaptığınız anda tekrar patlar. Gıdada kalıcı tedbir almanız lazım. Tarımından tutun o gübre fiyatına kadar çok önemli şeyleri, denetleyici tedbirleri siz koyacaksınız. Yani tohumdan sofraya hakkaniyetli bir dağıtım. Bunu yaptığın zaman gıda reformu yaparsınız. Tohum konuşuluyor, tartışılıyor. Nereden aldığımız belli. Önemli bir şey, altını yine çiziyorum onun. Şunu söyledi, değer zinciri yapılacak dedi. Tohumdan sofraya kadar. Tamam işte. O zaman bütün ekibi çalıştıracaksınız. Bütün ekip çalışacak, değer zinciri yapmanız lazım. Bunu yapan ülkeler var mı? Var. Kabul ediyorum, bakın bunları konuşurken enflasyonist baskılar var, ithal girdisi yüksek bir ülkesiniz, bazı şeyleri ithal etmek zorundasınız, enerjinizin büyük bir bölümü dolar veriyorsunuz gibi bir sürü şeyleri tartışıyoruz. Yani onları yapacağız. Tabii bu başlıkta şu da önemli, yani gıdanın sağlık boyutu, gıdanın yani sağlıklı olması boyutu da çok önemli. Hani bu da ne kadar önemseniyor ya da ne kadar bunun üzerinde de gidilecek, o da ayrı bir konu yani. Çünkü GDO diye bir bela var şu anda. Valla birkaç gündür ben bir şey okuyorum. Bir şeyi üretmek basın, ama sağlıklı üretmek. Değil. Bakın bir alternatif tıpla ilgili bir tartışma var. Birkaç gündür bir gazete tefrika şeklinde yapıyor. Bunu okuyorum da dikkatimi çekmeye başladı. Oradaki uzman araştırmacılar şunu söylüyor. Orada aldığınız şeyin hiçbir gıda değeri yok. Ve zehirleniyorsunuz diyor. Yani hepsinde inceleme yaptık diyor. Alternatif tıp çok önemli. Burada hani diğer ürünlerle hastalığı tedavi eden ve bunların ruhsatları Tarım Bakanlığı tarafından veriliyor. Sağlık Bakanlığı'ndan verilmesi gereken ruhsatlar bunlar. Yani diyor ki siz bir zerdeçalı alıp kullandığınız zaman fazla kullanırsanız kanser yapar. Az kullanırsanız kanseri tetikler.
Onun bir şeyi yoktur. Her hastaya göre ayrı tanımı vardır. Gidip aktardan aldığınız şeyin hiçbir anlamı yok diyor. Geçen gün şeyi söylediler. Çok ilginçtir. Yani herkes ona dikkat etsin. Biz de zaman zaman bu alternatif tipten tıptan yararlanıyoruz. Yani acaba bana yarar mı? İnanın belki de ölümünüze sebep oluyor. Bilemiyorsunuz onu. Şöyle bir örnek verdi. Papatya işte çayı bilmem nesi veyahut işte yonca bilmem nesi özü %1 bile değil diyor içindeki yoncanın değeri. Yani insanlar birçok olayda kandırılıyor, yanlış yönetiyor. Burada da bir reform yapılması lazım alternatif tıpta. Şeyde alternatif tıp dediğimiz o beslenmede Sağlık Bakanlığı ruhsatlandırması lazım. Yani toplam 100 ürün yapılıyorsa 2 tanesi Sağlık Bakanlığı'nda bunların. Burada dikkat edecek husur halkın zehirlenmemesi. Yani size bilmem ne otu fayda vermez. Belki ölümünüze sebep olur, belki başka işte hastalık. Ama vatandaş kulaktan dolma. Bilmem neye düzelirsin, düzelmezsin, ölürsün belki. Hepimiz yapıyoruz aynı hatayı. Buna ben de şahsımda dahil. Bana bilmem ne söylediler falan. Geçenlerde yine söylüyorum. Yani hakikaten yanlış bir, okumayan, bilmeyen bir toplumuz. İşte tarçın ne bileyim bir şeyleri engeller. Birçok kullanılır. Fakat tarçın beyin kanamasını tetikliyor. Çok ilginç yani. Bilmiyoruz. Bilmediğimiz için de abuk subuk kullanımlar yapıyoruz. Hepimiz bunları yapıyoruz. Bu arada tabii devletin çok iyi denetleyici olması lazım. Herkes ortalığa çıkıp bir şey açarsa onların da enflasyonu olur. Onların da iş enflasyonu gelir. Geliyor işte. Gördüğümüz iş enflasyonu hepsinde çıkmaya başladı. Geçen programda konuştum. Şirketlerleri konuşacağım. Şeyler çıktı ortaya. Ruhsat veriyor bunlar. Yeni bir düzenleme yapıyorlar orada. Bu araç ekspertiz raporu düzenleyen kuruluşlar. Hiçbirinin yetkisi yok doğru dürüst. Devlet tarafından yetkilendirilmiş. Açmışlar. Herkes açıyor. Ha şimdi onu yasaya bağlayacaksınız. Onu getireceksiniz. Ha bunlar bir beklentinin sonucunda geliyor tabii. Bunlar yapılması gerekiyor. Halk onlara... Hukuk sistemi yok işlerinde. Yani orada bir hasarı tespit eden adam sen benim aracımda bunu tespit ettin. Hukuk ne diyor buna? Hukuk diyor ki ben öyle bir yetki vermedim. Devletin böyle bir kuruluşu yok. Devletin yetkilendirdiği kuruluş şudur diyor. Ona gideceksiniz diyor. Bunlar hep ayağı bir ayağı boşta olan sistemlerdir. Bunları düzeltmeniz gerekiyor. Yani burada işte çok önemli tarz bu enflasyonu kontrol edebilecek tedbirleri devlet devletliğiyle gösterecek. Burada biz ona önem veriyoruz. Hocam bir başka başlık daha paketteki belki son, konuşacağımız son başlık olur paketteki. Türkiye malum konumu itibariyle işte hani hep söylenen Asya, Afrika ve Avrupa'yı birbirine bağlayan işte mükemmel bir konumda. Evet. Jeostratejik olarak çok önemli bir konumda. Evet. Yani lojistiğin aslında merkezi olabilecek bir pozisyonu var. Fakat hani bu ne kadar değerlendiriliyor? Bu reform paketinde de lojistik master planı olarak bu ele alındı. Nasıl? Geçen bizi izleyenler bilir. Geçen bir programda kentsel lojistiği konuştuk. Lojistik konularını konuştuk. Bir arkadaşlarla tartıştık onu. Özellikle tüm hizmetlerin tek bir merkezden yönetilmesi. Türkiye'de lojistik dağınıktır. Bilim dalıdır. Önemli bir bilim dalı. Master planı lazımdır. Yani bunun çok iyi planlanması gerekiyor. Lojistik köyleri. Dernekler var, kuruluşlar var. Türkiye taşımacılıkta önemli bir ülke. Araçlarını yeniledi, yeni master planlarına uygun hareket etti. Orada da lojistik master planı diye bir başlık açmışlar. Evet. Önemliydi. Birden fazla taşımacılık erişim moduna erişim sağlayacak lojistik merkezi kuracağız dedi. O beklenen bir şey. Bu merkez planlaması sayesinde daha net taşımacılık yapabileceğiz. Malum üç tarafımız denizlerle çevrili ülkeyiz. Ancak onu bile yönetemiyoruz doğru dürüst. Yani işte gemicilik sektörümüz ne vaziyette ortada. Deniz ve hava yolu eksenlerinde etkin bir inceleme yapılarak bunu master plan haline getireceğiz dedi. Dedi ama bekliyoruz tabii. Yani bu sinerjilerin ortaya çıkarılması lazım. Yine dedi, dedi kelimesini kullanıyorum. Özellikle bir ortaya çıkarak etkin bir mimari yapının düzenlenmesi gerekiyor. Kazan kazan modeline dönük işbirliklerinin gerçekleştirilmesi kurumsal ve ulusal kamusal işbirlikleriyle hayata geçirilecektir. Bakın orada kamusal işbirliği, devletin denetleyici. Burada yapılacak olan, ben lojistik uzmanı değilim ama çok uğraştığım bir sektördür. Ekonominin içinde olduğu için. Çünkü işletmeleri yoran bir tarafı orası. Taşıt giderlerinden tutun da kime neyi ne şekilde taşıtacağım, hangi zincirle götüreceğim dediğiniz zaman bugün kentsel lojistik ciddi bir problem haline, kent içi taşımacılık. Kocaman bir kamyonun gün içinde sürekli dağıtım yaptığını görürsünüz. Soğuk sıcak zincirlerin yönetimi yoktur. Bunları yapan kuruluşlar var. Ancak bunu bir merkezden bir master planla yönettiğiniz zaman kamyoncu niteliğinden çıkan bir dağıtım ağı şekline getirebilirsiniz. Lojistik master planı odur.
Bu bölümde süremiz bitti hocam. Evet. İkinci bölümde şirketleri ve şirketlerin durumunu konuşuruz. Biraz işsizlikten de vurgu yaparak oradan da hareket edebiliriz. Evet değerli izleyenler, kısa bir ara. Evet değerli izleyenler, aranın ardından beraberiz. Hocam devam edelim. Son olarak lojistik master planı da değerlendirdik. Şimdi biraz şirketlerden bahsedelim. Özellikle işsizlik rakamları hani konuştuk. Daha da konuşulur, bu rakamlar yüksek. Bu işvereni nasıl etkiliyor, şirketleri nasıl etkiliyor? Buradaki işsizliğin temel sebebi nedir? Yani işveren gerçekten kalifiye eleman bulamadığı için mi insanları istihdam etmiyor? Ekonomik kriz zaten var. Bunun temel sebebi nedir sizce? Şimdi birçok sebebi var tabii. Yani Türkiye'de işsizliğin temel nedenleri arasında sadece ekonomik boyut yok. Ekonomik olarak var, evet doğru, ancak farklı sebepler de var. Şimdi rakamları bir analiz ettiğiniz zaman tehlikeli boyuttayız. Çok arttı. Yani 1.259.000 kişi artış TÜİK verilerine göre, 4.668.000 işsiz var işsizlik rakamlarında. Burada yani tehlike boyutu geldi, sinyal. Şöyle geldi, ben %12 derdim işsizliği, hep söylemişimdir. Siz açıklanan işsiz sayısı %14.7'ye geldiyse, %3.94'lük bir artış sağlandıysa burada, geldiyse, sağlandı demeyelim, onda maalesef o. 4668 bin önemli bir işsiz. Yorumuna gelelim. Mevsimlik çalışanlar göz önünde bulundurulduğunda işsiz sayısı 7.144.000'e çıkıyor. Mevsim nedeniyle arındırdığınız anda o 4.7.5 milyona neredeyse doğru gidiyor. Neredeyse Türkiye'nin %10'u. Tabii, neredeyse oraya bakıyorsunuz. Özellikle zamana bağlı olanlarda 7.552.000'e çıkıyor yarı zamanlı çalışanlarda. Geniş tanımlı işsiz sayısı eğer yetersiz istihdam istihdamları dahil edilirse 8.344.000'e yükseliyor. Bunlar veriler. Yani 8-9 milyon civarında işsiz var Türkiye'de. Yaklaşık 1 milyon kişinin 1 yıl ve daha uzun süredir iş aradığı da biliyoruz. Hepimiz görüyoruz. Ben insan kaynakları tarafında da uğraşıyorum. Ciddi sıkıntı var. Ki okuldan çocukları mezun ediyoruz, iş bulamıyoruz onunla. Bu ekonomi daraldı mı demek anlamında bir soruyu da bize getirir. Acaba ekonomi daralıyor mu? Şimdi orada tabii şirketlere değindiğimiz zaman işe kim alacak, neden alacak sorusunu sormamız lazım. Niye alayım ben işe? Geçen programda da konuştuk. Acaba ben, elimde para var, iş mi yapayım? Yoksa gideyim sisteme koyayım, faiz mi yiyeyim? Hazır mı yiyeyim? Altın mı alayım, döviz mi alayım? Orada dursun. Ben para kazanayım. Ağrısız başım. Niye uğraşayım üretimle, yani, işçiyle? Yani ağrısız başım gelsin, oturayım. Ben niye uğraşayım? İşçi almıyor. Şimdi bugün asgari ücretten işçi aldığınız zaman işe, işte 3.000 küsür lira giydirmiş maliyeti. 10 tane işçi aldığınız zaman aylık 30.000 lira. Sadece salt, böyle bazı şeyleri bürüttür, giydirilmemiş. 3.000-4.000 lira civarında bir maliyetiniz var. 10 kişide 40.000 lira çarpı 12. 400-450 bin lira falan para vereceksiniz. Değil mi? Yani. Şimdi şunu söylüyor. Ben 10 kişiyle istihdam alayım, yapayım mı? Yoksa bunu 5 kişiyle mi yapayım? Bunu yaptığınız zaman o zaman işsizlik tırmanıyor. Şimdi rakam çok önemli. Yani bir de çok önemli bir tarafa bakacaksınız. 15-29 yaşa. 15-29 yaş arasında gençlerin 5.175.000'inin istihdamda yer aldığı kaydediliyor. 5 milyon kişi. Şimdi buradan yürüdüğünüzde inşaatta 137.000, imalatta 139.000, hizmet sektöründe 99.000 kişinin işi kaybettiğini görebiliyoruz. Verilerle ben bunu çıkardım geçenlerde. Ya Aralık ayından Ocak ayına kadar bu da, söylüyorum size. Yani çok fazla değil. Aralık, Ocak, Şubat, Mart. 3-4 ayda inşaatta, tekrarlıyorum, 137-140.000 civarında. İmalatta, yani sanayi sektöründe de 140.000 civarında. Hizmet sektöründe 100.000 civarında işi kaybettiniz. Yani toplam 400-450.000 kişi iş kaybediyor. Ben bunun analizlerini çok güzel yapabiliyorum. Esnaftan yapıyorum. Gidiyorum, soru soruyorum. Kuru temizleme yapan bir arkadaşa sordum geçen gün. Dedim ki, şurada gömlek sayısında düşüklük var. Neden? Hocam dedi, benim gömlek yıkayıp ütülediğim kişiler beyaz yakalıydı. Yani müdür, müdür yardımcısı falan konumunda abiler, arkadaşlar idi. Bunlar işten çıktı, işsiz kaldılar.
Bana onun için gömlek gelmiyor. Analiz yapıyorum. Görünüyor yani oradaki esnafın işi de düşüyor işsizlikte. Sadece işsiz kalanı değil. Kıdem tazminatlarıyla idare ediyor. Gömlekleri evde yıkamaya başlıyor. Temizleyiciye vermiyor. Şimdi gelir düzeyi düşürdüğün zaman insanların işsizlik sıkıntı olarak psikolojik sorunlara doğru da gidiyor. Eve ekmek getiremeyen bir arkadaşın psikolojik sorunları da başlıyor. Bunlar çok önemli tarafta. Yani geçtiğimiz yıl Ocak ayında kayıt dışı çalışma oranı ki önemli %21.8 iken %22.5'a çıkıyor. Yani sigorta primi evet. ödemeyelim, merdiven altı çalışalım. Son 5 yıllık kayıt dışılık oranlarına bakıldığında ortalama her 5 kişiden birinin kayıt dışı olduğunu görürsünüz. Ki bunlar verilere aksatılmıyor. Bunlar yok. Bunlar çok nettir. Yani tamam 4 milyon kişi TÜİK verileri %14 değil, %14.7'den fazla. Birçok mühendis işsiz, birçok beyaz yakalı ve üniversiteyi bitirmiş, ne yapayım diyen insanlar işsiz. Ha onlar, ben tavsiyelerini bulunuyorum. Yani kendilerini geliştirme açısından. Hocam para yok, neyle geliştireceğim? Ya bulacaksınız artık çare. Yani küçük işlerle idare ederek bir yere gireceksiniz. Resmi rakamlara göre de 2017'de çalışanların %35'i asgari ücret üzerinden prim ödüyor. Yani asgari ücretli, daha düşük maaşla alıyorlar insanları işe. Asgari ücretli ile asgari ücretin ilk katına kadar maaş alanların sigortalara oranı %81. Bakın çok önemli. Demek ki maaşlar düşük. Yani %81 oranında çok önemli veriler. Açlık sınırında 2014 lira olduğu göz önüne alınsa büyük bir kesiminde mutsuz olduğunu görürsünüz. Şimdi bu 14.7'lik oranı aşağı çekmeniz lazım. Öyle ben 2 kişi işe al, 3 kişi işe al olmuyor bu iş. İşe alması için öncelikle, bakın o konuya değineceğim şimdi, şirketlerin yapısal düzenlemelerini çok iyi getirilmesi lazım. İşletmelerin o üfe oranlarının düzenlenmesi artı bunların işe alır, yatırım yapılır vaziyete getirilmesi lazım. Bu genel ekonomik politikalarla olacak. Yani iş adamına şunu söyleyeceksiniz. Yatırım yap, arkadaş ben arkandayım senin. Sen yatırımını destekleyecek olan unsurlara ben bakacağım. Ben seni destekleyeceğim, vergilerini düzenleyeceğim dediğiniz zaman ben yatırım alanında arsa aramaya başlarım. Fabrikamı arttırmaya çalışırım. Ama bana kurlarda belirsizlik, faizlerde belirsizlik gibi oranları, gibi olayları karşıma getirirseniz ve siyasi polemikleri de çok arttırırsanız ben yatırım yapmaktan vazgeçerim. Yabancı yatırımcı da gelmez. İşte geçen hafta bir arkadaşım Avrupa Birliği toplantılarındaydı. Oradaki yabancıların sorduğu en önemli soru şu. Daha seçim güvenliğini sağlayamamışsınız. Siz neden bahsediyorsunuz? Ya biz size güvenelim, gelelim, yatırım yapalım. Yapalım da hangi alanınıza yatırım yapalım, gelelim, ben sizin ülkenize güvenmiyorum diyen iş kesimi var. Bilinçli, bilinçsiz. Evet. Veyahut belirli altyapılarla dolu laflar bunlar. Bunlara zaten o zaman ben yabancı yatırımcı alamıyorum. Yerli yatırımcıya güven veremiyorum dediğiniz zaman bunları yapmanız gerekiyor. Yani siyasi otorite her zaman o gücünü ortaya koyarak çıkacak, diyecek ki yatırım alanlarınızı açın, direkleri dikin, asfaltı dökün, betonu dökün, fabrikalarınızın bacalarınızı ben tüttüreceğim demesi lazım. Devlet abuk subuk teşviklerden vazgeçecek, doğru teşviklerle gidecek. Bugün destek vereceksin sanayiciye, iş adamına. Yani ben bakkal dükkanı açtığım zaman birini istihdam edebileceğim. Ama ben o vergilerle boğuşursam ben iş yapmam. Tembelleştirir. Ve altyapısı bozuk kesim çıkar ortaya. Sokak fazlalaşır bu sefer. Sokakta kayıt dışı ekonomiye gider insanlar. Merdiven altı. Merdiven altına iner. Abuk subuk üretimler çıkar. İşte sahte bilmem neler üretirler, bilmem ne yaparlar. Çünkü bir de biz hazır böyle para kazanmayı seven bir toplumuz. Yani çabuk para kazanalım, çabuk skor alalım. İşte çabuk olsun, hemen hızlı para kazanalım. Abuk subuk yerlere girerler. Neler duyuyoruz, neler okuyoruz? Yani magazinden tutun da ekonomi sayfalarına kadar dolandırıcıların sayısı artıyor. Niye biliyor musunuz? Elimde 3 kuruş para var. Gideyim bilmem ne bank kuruldu ona koyayım. Bilmem ne yapıldı ona para yatırayım. Batırırlar paraları. Çok nettir. Bize zaman zaman gelir. Para battı. Batmadan gelseydin sorsaydın neler yaptığını. Ya geçenlerde yani yatırım yaparken şirketler çok dikkat edecekler. Zaten bazıları tedbiren frenliyor, yapmıyor. Şimdi diyor ki bana bir tanesi geçen gün. 500 bin lira bir arkadaşım bir sermaye koyacak. Sermaye istiyor. Bende de var. İyi koy. Gel ortak ol buraya. Ya hiç kimse akan çok para kazandığı yere ortak almaz. Evet. Kendi karını bölüşmez. Dedim ki bak 500 bin lira koy. İyi güzel, çok güzel. Ne kazanacaksın? Buna hesabını yaptın mı? Bir gıda yeri. Hocam yaptık, yürüyecek, bakacak, kazanacağız şu kadar vergi.
Sonuçta ne oldu biliyor musun? Bir sene sonra gel biz sana burayı devredelime geldi. Para da kazanamadı. 500 bin lira eridi. Şimdi bunu gören insanlar nereden korkuyor? Giriyorsunuz. Bir kıdem tazminat sorununuz var. İki vergisel sorunlarınız var. Kredi alırsam dış kaynak sorununuz var. Pahalı kaynak. Bu işletmeleri yönüyor. Ondan sonra kriz var diyoruz. Bu sefer vatandaş ne yapıyor? Kendini geriye çekiyor. Diyor ki ben iş yapmayacağım. Ben hazır parayı koyayım bankaya. Gideyim dolar alayım, döviz alayım bilmem ne. İşte burada devletin etkin tedbirleri alması için reform paketi dediğiniz paketin bir an evvel devreye girmesi lazım. Her an önümüzde gelecek olan kararlar, hatta içine yargı reformu da dahil. Biz yaklaşık bir aydır oyu saydık, oyu saymadık, oraya koyduk. Bu doğruydu, bu eğriyle uğraşıyoruz. Ha doğrudur, eğridir, siyasiler yapar işini. Ama vatandaş istemiyor onu. Yani mutsuz olan kesim, geçinemeyen kesim. Bana iş bul diyor. Birçok arkadaşımız, ya inanın CV havuzuna döndü benim mailim. Herkes hocam şu çocuğa iş bulalım, şu bilmiyor. Doğru. Ne yapacak? Yani onu? Şu anda ya. Türkiye'de ciddi bir işsizlik, hayat pahalılığı varken var. Gündem evet. Siyaset. Evet maalesef. Yani bir an önce çıkmamız gerekiyor. Çıkmamız gerekiyor. Bunlardan biz iş yapmamız gerekiyor. Evet. Ben şirketlere şunu söylüyorum. Önünüze bakın. Mütevazi de olsa işlerinize bakın. Bırakın kaosu bırakın. Önünüze dönün. Çalışanlarınızla beraber koşun. Hızlı gidin. Ya kriz var. Kriz hiç bitmiyor ya. Her programda söylüyorum. Ya kriz bitmez bu ülkede arkadaşlar. Kriz dünyada bitmez. Bugün ekonomik kriz dersiniz. Ekonomik krizdir. Yarın sağlık krizi çıkar. Başka bir kriz çıkar. Bir tane siyasi abuk subuk bir laf eder dünyada. Bir tweet atıyor adam. Ortalığı karıştırıyor. Ya biz işimize bakacağız. Yani ben şirketlere şunu söylüyorum. Kriz dönemlerinde adım atın. Nakit akışınızı kontrol edin. Hep söyledim. Nakit akışlarınızı kontrol edin. Abuk subuk işlere girmeyin. Ya birisi bana bir şey söyledi ben girdim. Ya biliyor musun? İnceledin mi? İşte ulusal veri dediğiniz şey odur. Yani veriyi iyi yönetmeniz lazım. Hocam internette gördüm ben girdim buraya. Şöyle bir iş varmış. Ya yok öyle bir şey ya. O kadar bedava para hiçbir yerde kazanılmıyor. Yani hep söylüyorum diyorum ki yapmayın. Bakın gidin inceleyin. Hocam bilmem ne varmış bunu alıp satarsak şöyle para kazanırmışız. Ya baktın mı? Kimse ya sen misin dünyanın en akıllısı? Yani gidin o zaman doğru planla uzmanlarına gidin. Uzmanlarından bilgi alın. Bakın paranız varsa paranızı koruyacak olan tedbirler uzman bildiğiniz kişilerdir. Niye hekime gidiyorsunuz o zaman? Hekime gitmeyin kendinizi tedavi ettirin. Aktardan bir şey alıp kendinizi tedavi ettirebiliyor musunuz? Ettiremiyorsunuz. Yani gidiyorsunuz ya bana iyi geldi gelmedi. Psikolojik faktörlerle düzeltiyor vücudu. Şirketler de öyle. Ya bilmem ne ürünü var ya git gör incele bak. İstatistik metotlarına bak, satılabilirini sor, sorgula, yerinden kalk. Yerinden kalkarsan sonucu olur. Bakın yani çok güzel bir kitap yazdım. Onun inşallah getiremedim, baskısını alamadım. Diğer programlarda evet, konuşuruz. Inşallah. Lütfen onu arkadaşlarımız alsınlar. Satış Akademisi diye bir kitap yazdım, yeni. Çok güzel şeyleri anlattım bunlarla ilgili. İnşallah görselini de paylaşırız bir programda. Yani orada hep şunu söylüyorum. Diyorum ki bakın kriz, evet doğru, ekonomik, evet doğru. Bunlar var. Ancak bir şeyi yapın. Alacak borç yönetimi yapmak lazım. Bugün işletmelerin sıkıntısı, en büyük sıkıntısı alacak borç yönetimi yapılamıyor. Alacağı yöneten borcu da yönetebilmesi lazım. Öyle bir abuk subuk borçlanmalar var ki yani bilmiyor adam gidiyor. Ben hocam bulduk bir yerden bir para. Olmaz, yürümez. Pansumanla yürümez. Yani ateşli hastalıksınız, doktora gidersiniz, çözüm üretirsiniz. Ben antibiyotik aldım geçti. Bir kere geçer, ertesi gün tekrarlar. Şimdi bu şirketler için de geçerli. Bugün stok yönetimi yapamıyor işletmeler. Yani stokları çok dikkatli yönetmeleri gerekiyor. Enflasyon var mı? Var. Bitecek mi? Bitmeyecek. Enflasyonu ben %8'lerde gördüm. Bu kadar. Yani iyi tedbirlerle, sıkı para politikasıyla. Gevşetmezseniz geliyor. Biz 2003'lerde, 2004'lerde, 2005'lerde enflasyonu 8-9'larda yaşadık. Tekhaneye indirdik. Demek ki oluyor. O zaman bizim otorite kim? Devlettir. Otorite kimdir? Bakanlıktır. Otorite kimdir? Yönetimdir. İcraatın içindeki kişilerdir. Bugün şirket yönetimleri de patrondan aşağı kadar. Patron ben bilirim demeyecek. Ben bilirim dediği zaman kaybediyor. Burayı ben koydum. Ben kurdum. Tamam kurdun. Sen bugün buradasın. Yarın başkası gelecek. Sen stok yönetimini uzmanına yaptır. Finansını uzmanına yaptır. Bunları yaptırdığın zaman doğru sonuç elde edersiniz. Hep firmaları onunla anlatıyorum. Yani yarın da... Bu da direkt istihdamla bağlantılı. İstihdamla bağlantılı tabii. Biz işletmemizi İbrahim Bey ne kadar iyi yönetirsek o kadar iyi adamlar. Herkes para kazanmak için dükkan açar. Açıkçası. Ben para kazanmak için dükkan açıyorum. Doğru. Yarın öbür gün para kazanmadan dükkan açıyorsanız kazanç kara dönmüyorsa işletmenize yeni bir eleman alamıyorsunuz. Yani burada hep yönetim modelleri devreye girecek. Yani stoğunuzu yönetmek, alacağınızı yönetmek, ekibinizi yönetmek.
Anadolu'ya çıkıyorum. Yani Doğu Anadolu dahil hepsine. Hocam nitelikli eleman bulamıyoruz. Sevgili kardeşim bak burada adam var. Burada akıllı çocuklar var. Bunları önce seçmeyi öğreneceksiniz. Bir kere birinci aşamada o var. Önce seçme yerleştirmeyi iyi becermemiz gerekiyor. İşlerinde akıllı olanları bulacaksınız. Artı bunlara yatırım yapacaksınız. Bırakıp gitmeyecek sizi. Bir, maaş politikanız düzgün olacak. İki, bu arkadaşları eğiteceksiniz. Bakın biz geliyoruz eğitiyoruz. Benim 40 yıllık, 50 yıllık kendimi övmek adına söylemiyorum bir iş deneyimim var. Demek ki bir şeye yarıyor. Bir takım şirketlere gönderin İstanbul'a, biz gelelim oraya. Bu arkadaşları eğitelim. Umarım evet. ki inşallah gideceğim. Diyarbakır'dan birçok arkadaş da talepte bulundu. Gideceğiz. Oralara, onlara nitelikli personel olabilir ama niteliğini belirleyici olan oradaki yöneticilerdir. İşe göre adam mı, adama göre iş mi? Şimdi bunların tercihi işletmelerde çok geçerli. Hepimiz bildiğin. Sizler de pazarlama eğitimi yapıyorsunuz, alıyorsunuz. Evet. İşte o konuda çok büyük yatırımımız var. Yani ben ne yapayım? Ya hocam koca koca alanları aldık. Ya gerek yok arkadaşım. Sen gerekiyorsa o beyaz alanları kaldır ortadan. Krize dayanıklı da kirala. Varlık satışı yap. Küçül. Ondan sonra büyü. Biraz büzüşmemiz lazım. Biz hovardalık yapan bir milletiz. Yani buradan karar alma noktasında sıkıntılıyız. O sıkıntıyı aşmak için karar alma noktalarını iyi tespit etmemiz lazım. İşletmelerde karar noktası bizim için çok önemli bir noktadır. Yani ben patronum, ben her şeyi bilirim. Hayır, bilemezsin. Dünya çok çabuk değişiyor. Bakın İbrahim Bey, bugün konuştuklarımız yarın bir işe yaramıyor. Çok hızlı gidiyor. Dünya çok çabuk. Endüstri 5.0 tasarımını bitirdi. 6.0'a geçecek adamlar. Biz hala oyu saydık, saymadık. Eveleyip geveleyip duruyoruz. Bunlarla bir yere varamayız. Ya bugün işletme sahipleri de nitelikli adam yetiştirme konusunda tedbir alacaklar kendilerine. Eğitecekler. Eğitim bu işin başında geliyor. Finansal eğitim alacak. Kendiniz alacaksınız. Tabii bugün, burada insan kaynakları yönetimine... Yani bugün ben İngilizce öğrenmem diyen adamı ben yani almıyorum. Yani gerekiyorsa işi. Ya öğrenecek dünya lisanı olmuş. Ya ben işte bilmem ne bilirim. Arapça öğren, İngilizce öğren, İspanyolca öğren. Öğren. Bir şeyi bilme size katma değer sağlıyor. Gidin, seyahat edin. Hep söyledim, yine söylüyorum. Benim kitabımın baş sayfasına onu yazdım. Pantolon eskitmeyin, ayakkabı eskitin, dolaşın. Dolaşan her zaman bunu kadar. Krize dayanıklı hale gelmek lazım. E kurları yönetemiyorum. Ya arkadaşım bak döviz hiç bitti mi bu ülkede? Dövizle ilgili işlem bitti mi? Bitmedi. Kur riski yönetimi diye bir yönetim vardır. Ya sen her şeyi dövize göre borçlanıp ona göre hareket edersen sen yani mağlup olmak zorundasın, kusura bakma. Yani buradan yürüdüğünüz zaman özellikle paranın zaman değerini çok iyi bilmek lazım. Vadeyi iyi tanımlamak lazım. Ya vadeli iş yapıyoruz. Bu ülke vadeli bir ülke. Ya hallederiz yürür diyen bir ülke bu ülke. Bu ülke böyle gidiyor, böyle gitmesin. Ben de diyorum ki kardeşim para burada. Paranın değerini iyi hesaplayın. Paranın değerine göre ticaret yapın. Kazancın 10'da 9'u ticarettir. Ticareti iyi planlarsanız doğru sonuç elde edersiniz. Buradan yürürsek hep bir şeyleri şirketlere onu söyledik. İnşallah önümüzdeki dönemlerde de farklı programlarda işletmelerin yapılarını güçlendirici tedbirleri buralarda anlatmaya çalışacağız. Hep beraber tartışmaya çalışacağız. Umarım ki ekonomik krizde müşteri yönetimini öğreniriz. Yani krizli krizsiz dönemleri iyi bilmek lazım. Güven sağlayıp kalıcı kılıp özellikle kaybı önleyip rakipten gerekiyorsa çalıp geri kazanacaksınız. Bu 4-5 faktörü iyi tanımlamak lazım. Anlatıyoruz. Lütfen takip etsinler. Ben özel ekonomik programlarında bunları anlatmaya çalışacağım. Sıkıntıları aşmanın yolu bilimden, ilimden, eğitimden geçiyor. Yani şirketlere özellikle yani kriz bitmeyecek. Yani bitmeyecek. Bunu anladık yani. Aynen. Krizin tanımında bunu bahane biter, etmemek lazım. Krizin tanımında biter bitmez tartışması yapmayalım lütfen. O tartışmayı yaparsak bunu yönetebilmek önemli. Yönetebilmek önemli. Yani o tartışmayı yaparsak bir yere varamayız. Söylüyorum İbrahim Bey, 50 yıldır 1970'lerden beri 48-50 yıldır bu iş hayatı içindeyim, ekonominin içindeyim. Çalıştığım sektörler, yaptığım akademik sektör, diğerleri hep ekonominin içinde oldu. Hiç bitmedi. Bittiğini de görmedim. Biteceğine de inanmıyorum. Yani bahanelerden kurtulup, ya ertelemeyi bir kenara bırakıp iş yapmak lazım. Evet, öteleyen bir toplum olmaktan vazgeçmemiz gerekiyor. Yani başımızı önümüze eğip de ya ne olacak bu demeyelim. Yani hep şunu söyledim ya arkadaşlar. Küçük de olsa hedefleriniz olsun. Hedeflerinizi bulun. Yeni iş alanları bulun. Yani yeni iş alanları yaratacak kafanızı kaldırın ve etrafınıza bakın. Bugün cebinizdeki telefon da, evinizdeki televizyon ekranı da, kitaplar da, dijital ortamda size bakış açısını arttırıcı işlemler sunuyor. Diyor ki farklı bakın dünyaya. Farklı baktığın zaman görüyorsunuz. Ya hep ben bunu satarım. Hayır ya. Değişik düşün. Farklı yerlere git. Tatillerinizde ona göre gidin. Etrafta algı seçici olun. Algınızı yönetin. O zaman doğru sonuç elde ediyorsunuz.
Ya farklı şey yapabilmek için farklı düşünmek lazım. Sıra dışı düşünmek lazım. Buna inanıyorum. Sıra dışı düşünme gerçekleştirirseniz başarılı olursunuz. Ben umarım ki önümüzdeki dönemlerde de sıra dışı düşünmeyi de insanlarımıza anlatmaya çalışacağım. Yani. Çok önemli. Yönetimde özellikle. Kesinlikle sıra dışı düşünmemiz lazım. Çocuklarımıza bunu öğretmemiz lazım. Hatta bir çok sevdiğim bir hocam var. Çok güzel bir şey söyler o. Biz çocuklarımıza hep şunu öğrettikler. Saçmalamayın. Şimdi çocuklara saçmalayın diyoruz. Evet. Saçmalayan insan doğru sonuç çıkarıyor. Buna emin olun. Bazen saçmalattırmak lazım. Çünkü kalıp olarak bize saçmalamayın dediler. Biz saçmalamamaya başladık. Saçmalamayınca kırmızı çizgilerimiz oluştu. Kırmızı çizgiler yönettirmedi bizi. Bırakın saçmalayın. Bazen saçmalama farklı şeyler. Aykırı düşünebilmek. Yani başıma icat çıkarma diyen bir toplumdan geliyoruz biz. Eski köye yeni adet mi getiriyorsun diyen bir toplumdan geliyoruz. Bunları bırakalım. Biz bazen saçmalayalım, yeni icatlar bulalım, yeni şeyler çıkaralım ki bugün gelişmiş ülkelerin üzerine gidelim. İnovasyon yapalım. Değişik bir şeyler düşünmemiz lazım. Ben değerli izleyicilere uzun bir süredir hitap ediyorum. Önümüzde çok kutsal bir ayımız geliyor. Ramazan-ı Şerif'in hepsine hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sağlıkla, sıhhatle inşallah. Ülkemiz için de, hepimiz için de. Tekrar teşekkür ediyorum izledikleri için. Bazen eleştirisel oluyor ama yoruyoruz insanları. Ramazan-ı Şerif'in hepimize hayırlı olmasını da diliyorum. Sizden çok istifade ettik. Estağfurullah. Biz de izleyicilerimizle. Kısa bir süre ara vereceğiz programa. Bir ay kadar Ramazan nedeniyle. Onu da siz anons edebilirsiniz. Evet. Ondan sonra tekrar devam i̇nşallah, edeceğiz inşallah. Uygun olan bir şekilde. Evet değerli izleyenler, bu hafta da programımızın sonuna geldik. Hocamızın da dediği gibi Ramazan dolayısıyla bir süre ara vereceğiz. Ondan sonra tekrardan programlarımıza devam edeceğiz. Bu akşamlık bu kadar. Allah'a emanet olun.